Sayın Ali Koldancı beyefendi, eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Ali Koldancı, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi bir iradeniz ve arzunuzla, Sayın Emel Ülüvar hanımefendi, eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Çiftimizin nikah şahitlerini soruyorum. Sayın Milletvekilimiz Necdet Ülüvar beyefendi, çiftimize şahit misiniz? Şahit oldum. Allah mesul etsin. Ve son olarak da çiftimizin diğer nikah şahidine soruyorum. Sayın Samet Turbal, siz de çiftimize şahit misiniz? Evet, şahittim. Ben de değerli şahitlerimizin ve yine siz kıymetli misafirlerimizin de huzurlarında, sizlerin de şahitliğinde belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak çiftimizi karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun, mutluluklar diliyorum. Allah size razı olsun. Allah da sizi mutluluğunuza başka insanların şahitliğini nasip etsin. Evet, Emel ile Ali'nin nikahlarını değerli nikah memurumuz kıydı. Güzel bir doğayla da bitirdi. Şimdi biz de resmi şahitleri, sizler fani şahitler olarak olaya şahit değildik. İnşallah Allah bu güzel birlikteliği sonuna kadar, hatta ahirette de aynı şekilde güzel, mutlu, mesut bir şekilde devam etmesini ve o şekilde sürmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Evet, benim amcamın kızı. Adnan amcam rahmetli. Ondan 14 yıl önce ani bir kalp kriziyle hayatını kaybetti. Çok sevdiğim bir amcamdı. Emel'i de çok severdi. Ama Emel'i sadece amcam değil, hepimi severdi. Çünkü Emel kızımız munis, akıllı, ahlaklı, vatanına, milletine sadık bir vatan evladı. İnanıyorum ki Ali kardeşimiz de aynı şekilde vatanına, milletine sahip ve ahlaklı bir kardeşimiz. Ali kardeşimizin annesi ve babası yok. Emel kızımızın da babası yok. Ama sizler artık manevi anne babası niteliğinde geldiniz. Bu düğüne iştirak ettiniz. Biz Emel kızımızı Ali kardeşimiz ve onun ailesine verdiğimizi, sadece verdiğimizi düşünmüyoruz. Aynı zamanda Ali kardeşimiz de ailemize aldık. Onlar bir büyük ailenin fertleri oldular. İnşallah her günleri aynen bugünkü gibi mutlu olur. Hayatta her zaman iniş çıkışlar olacaktır. Ama iniş çıkışları inşallah birbirlerine daha fazla destek olarak, birbirlerine saygı duyarak, birbirlerine sevgi göstererek atlatacaklar. İnşallah vatana, millete hayırlı, güzel evlatlar verecekler. Çünkü artık güzel, vatana, millete sadık insanların sayısının daha fazla artması gerektiği bir dönemde yaşıyoruz. İnşallah bu Ali ve Emel kardeşimizin evliliğinden de çok güzel evlatlar olacak. Bizler de inşallah evlerine gidip kahvelerini içeceğiz. Şimdi bak, annem diyor ki 4 tane diyor. En az 4 tane. İnşallah.
Annemin 8 çocuğu var. İyi ki 4 diyor. Kendisini yarısı kadar istiyor. Bakın, sevdiğinizi bilin inşallah. Allah onlara hayırlı, mutlu bir evlilik nasip eder. Geldik şimdi evlilik cüzdanı kime vereceğimize. Kime verelim? Ali'ye mi verelim? Ali'ye verelim diyenler? Emel'e verelim diyenler? Ama ben şimdi Emel'e vereceğim ama ikisi beraber sahip olacaklar. O halde Emel'e veriyorum ama bir ucundan da Ali tutacak inşallah. Şöyle sağ elimize de verelim. Hiç bunu kaybetmeyin. Hep sahip olun. Bu çok önemli, değerli bir evraktır. Her zaman kalbinize taşıyın. Yani bu evi bir köşesinde taşınsın ama asıl kalbinize taşınması çok daha önemli. Hayırlı mübarek etsin. Güzel evlatlar nasip olsun diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz.